Selam arkadaşlar, Kaplan 85, Miller Server'ı NC oyuncusu. Bugünkü konumuz Infiltrator, piyade sınıflarının serisini yapmaya başlıyoruz. Hepsini tek tek anlatacağız. İlk olarak Infiltrator'la başlamak istedim. Infiltrator dediğimiz karakter, F'ye bastığında görünmez olan karakter, muhtemelen biliyorsun tabii ki doğal olarak. Bu karakterin diğer karakterlere göre en büyük avantajı, bu oyun client-sided bir oyun olduğu için bu sana bu oyunda kazanabileceğin en büyük avantajı sağlıyor. Tamam? Sen böyle adamın kafasına nişan aldın, bastın, tak ateş ettiğinde adam daha sen yeni açılmışsın gibi görüyor. Yani sen burada belirli bir süre var. Görünmezliğin açılması için geçen. Bu çok kısa bir süre ve adamın gözünde sen açıldığın gibi ona ateş ediyorsun. O yüzden infil oynayan tüm arkadaşlara tavsiyem, heyecan yapmayın. Birçoğunuz bu aradaki açılma süresi yüzünden bir heyecan yaşıyor. Ulan adam beni görecek şimdi ben açılana kadar diye. Nişanını al ve ateş et. En güzel özelliklerden biri, settings'e geldiğiniz zaman bakın burada Decloak on Fire diye bir şey var. Bunu açarsanız silah tuşuna bastığınızda direkt görünür olursunuz. Yoksa F'yi kendiniz açıp bir de üzerine ateş etmeniz gerekir. Öyle daha hızlı oynadığını düşünen arkadaşlar da var. Belki de öyle daha hızlıdır, bilemem. Onu da tercih edebilirsiniz. Geçelim. Infiltrator'ın özelliklerine. Şimdi arkadaşlar, Infiltrator Search kısmına bastığınız zaman zaten şurada sahip olacağınız her şeyi burada görebiliyorsunuz. Universal Slot, bundan sonraki videoların hiçbirinde anlatmayacağım bunu. Bir kere açtığınızda hepsinde açılıyor. Tamam? Bakın zaten Universal. Okey. Eşittir. Medical Kit size anlık can veren ve son seviyeye getirdiğinizde 4 tane taşımanızı sağlayan. Restoration Kit 12 saniye boyunca 70 health veren. Sürekli 70, öyle düşünün. Ve son seviyeye getirdiğinizde yine 4 tane taşımanızı sağlayan 2 tane utility'miz. Üçüncüsü Auxiliary Shield. Bu zaten direkt var. Ve sizin shield'ınıza, toplam shield'ınıza 500 olana, Infiltrator'da bu 400 daha önce söylediğim gibi, artı 50 ekliyor. Okey. Infiltrator'ın pasif sistemine gelelim. Tüm karakterlerde bir pasif sistem vardır. Neredeyse. Pasif sistem bir terminali daha hızlı hacklemenizi sağlıyor. Bunu da böyle arttırabilirsiniz. 4. seviyeye kadar getirmenizi tavsiye ederim. Buraya gelmek için 181 sertifika harcıyorsunuz. 5. seviye artık %10 fark için 500 sertifika harcamanızı gerektiriyor. Oyuna yeni başladıysanız çok da mantıklı değil. Tool slotta bir Recon Detection device'ımız var. Etrafa ateş ettiğimiz böylece bir sinyal yaratıyor ve bu sinyal 1.25 saniyede bir yaşanırken 50 metredeki herkesin hareketlerini gösteriyor. Tamam? Bu 45 saniye boyunca son seviyesinde hayatta kalıyor. Ve toplam 3 mermi oluyor en son seviyeye getirdiğimizde. Peki abi, motion spotter var bir de. Bu ne? Bunu da yere kuruyorsun. O zaman ateşleyebildiğim şey daha avantajlı diye düşünebilirsin. Bunun da kendine göre bir sistemi var. Bunun kendine göre olan sistemi de 1.5 saniyede bir 150 metredeki herkesin hareketlerini görürken 20 metreye girdiğinde bu insanların anlık görüyorsun tüm hareketlerini, nereye gittiklerini. Yani o 1.5 saniyede bir güncellenmiyor. Yukarıdakinde 1.25 saniyede bir güncelleniyordu hareketler. Burada o 20 metrelik çapın içerisinde herkesi sürekli görüyorsun. 240 saniye boyunca hayatta kalıyor. Tek bir yere kurulduğu için. Bundan aynı anda bir tane kurabiliyorsunuz. İki farklı yere kuramıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bundan 3 farklı yere aynı anda ateş edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Hepsi çalışır. Bundan bir tane kurabiliyorsunuz. O yeri 240 saniye boyunca gösteriyor. O yerin 50 metre çapını gösterirken 1.5 saniyelik aralıklarla 20 metre içindeki her şeyin sürekli de hareketini gösteriyor. Ability slot. İşte burayı birazdan anlatacağım. Çünkü burada açıklamalarda eksiklikler kalmış. Bakarsanız şuraya Unlock Nano Armor Cloaking yazıyor sadece. O yüzden daha sonra anlatacağım. Switch slot'a geldiğimizde bunları da burada bir kere anlatayım. Diğerlerinde yine bunlar var çünkü. Farklı olanları anlatırız. Neyse. Advanced Shield Capacitor. Ne boksa. ASC diyoruz biz buna kısaca. Shield'ınız parçalandığında
daha hızlı geri dolmasını sağlıyor. Temel 2 temel 500 olan Infiltrator'da 400 olan shield'ınızı sayısını arttırmıyor. 500'e, 600'e, 800'e çıkartmıyor. Sonunu okursak diyor ki parçalandığınızda shield'ınız %50 daha hızlı doluyor ve dolmaya başlama süresi 1 saniye daha erkene çekiliyor. Normalde bu yanlış hatırlamıyorsam 5 saniyeydi ya da 6 saniyeydi. Bunun sayesinde daha hızlı dolmaya başlıyor. Adrenaline Pump sizin koşu hızınızı, temel koşu hızınızı %10 arttırıyor. Bunun kullanıldığı metalar, build'ler çok var. Ammunition Belt dediğimiz şey, birinci ve ikinci silahınız için daha fazla mermi taşımanızı sağlıyor. Yani ben bunu hiçbir zaman kullanmıyorum ama kullanan arkadaşlarım var. Özellikle çok uzak mesafeden 12x'le dürbünlü tüfeğiyle ateş eden arkadaşlar bunu da tercih edebiliyorlar. Ve toplam 4 magazin, yani 5 mermilik bir silahta 20 tane daha mermin demek. İyi bir atıcıysan 20 kill, mantıklı bir atı, mantıklı bir yaklaşımla en az 10 kill alacaksın demek. Daha şeye gerek duymadan, mermi doldurmaya. Flak armor, yani bu çok bilindik bir şey ama bir şeylerden, patlayan şeylerden daha az hasar almanızı sağlıyor ve bunun her seviyesi bir şeylerden daha azaltıyor sizin aldığınız hasarı. Mesela burada sadece el bombalarından ve temel patlayışlardan %50 azaltırken en sonuna geldiğinizde buna C4'ü ekliyor, tank mine'ı ekliyor, Heavy'nin roketlerini ekliyor, anti-vehicle'ları ekliyor, lightning'e takılanları ve harı sıra takılanları ve yukarıdan kafanıza sıkan o banshee'lerin ya da işte Sight'ların, NC oyuncusu olarak söylüyorum, ya da işte tabii ki Reaver'ların roket potlarını %20 gücünü azaltıyor. Grenade Bandolier, bu sizin o kendinizde hedef taktığınız el bombası ne olursa olsun bu ondan daha fazla taşımanızı sağlıyor. Bakalım burada birken en sonunda 3 tane daha, yani toplam 4 tane bomba taşımanızı sağlıyor. Nanoweave Armor, birçoğumuzun kullandığı, ilk başta sadece taramalı tüfeklere, pistollere karşı %20 dayanıklılık verirken en sona getirdiğinizde heavy machine gunlar, gatling gunlar, işte aircraft machine gunlar, şeylerin, uçakların burun silahları, ondan sonra anti-aircraft silahlar ve anti-material rifles diye burada böyle şekilli bir şey demiş. Yani Archer'dan %20 az hasar almanızı sağlıyor. Camelion modül, bu tamamen Infiltrator'a özel bir şey. Kalkanınız parçalandığında F'nizin %25'ini geri dolduruyor. Tamam. Baktığın zaman zaten gayet güzel yazıyor ve bununla başlıyorsun oyuna zaten. Geçtik. Grenade slot. Bir decoy grenade'imiz var, bir de EMP grenade'imiz var. Her karakterde frag grenade dediğimiz normal el bombası zaten var. EMP'den başlayalım. Abi bunu attığın zaman çevredeki elektronik olan her şey zarar alıyor tahmin edebileceğin üzere. Ve bu duvarlardan da geçiyor arkadaşlar. O yüzden eğer bir squadla Infiltrator oynuyorsanız insanların sizin çatınıza ya da yer altına kurduğu o motion spotter'ları bununla patlatabiliyorsunuz. Bu inanılmaz önemli bir şey. Birçok arkadaşım bunun ne işe yaradığını hala daha bilmiyor. Adam çatıya düşüyor Infiltrator olarak, senin kafana koyuyor o motion spotter'ı ve sen çatıya çıkamadığın için, light assault değilsen, bir türlü onu patlatamıyorsun. Eğer takımında bir Infiltrator varsa alıyor Punisher'ı eline, bire basıyor, altındaki EMP bombasıyla oraya ateş ediyor ya da EMP grenade'i yukarı sallıyor, orada patlatıyor falan filan. Şimdi olay, normal el bombaları duvardan sekiyor, EMP kesinlikle sekmiyor. Nereye attığınıza dikkat edin. Çok insan var Infiltrator'a yeni başlayıp kendi takımını EMP diyen. EMP'lenmek ne demek? Aynı zamanda sizin HUD'unuzu yok ediyor. Yani o nişangahınızı, yazılarınızı, kaç merminizin kaldığını bilmem neyi yok ediyor. Üzerine shield'ınızı, o 500 fazla olan health'inizi bir anda siliyor. Bu ne demek? Bir herifle karşı karşıya gelmeden önce EMP'yi atarsanız adamın zaten 500 health'ini aldınız. Tamam? Eğer Carapace gibi bir implant kullanmıyorsa tabii ki. Bu kadar basit. Ve bu Friendly Fire'da da olduğu için kendi takımınızı yapabilirsiniz. Eşittir EMP'yi el bombası şeklinde atmak istediğinizde kesinlikle atmak istediğiniz yere bakarak atın. Duvardan sekmiyor. Bitti. Decoy Grenade. Ya bu ne işe yarıyor?
Hiç kullanan görmedim ben bunu. Buna boşuna sertifika vermek istemiyorum diyor olabilirsin. Ama ve lakin Spitfire turret'ların kafalarını kendisine çeviriyor. Böylece istediğin gibi gezebiliyorsun aralarında. Bir. İkincisi, radarda sanki orada biri varmış gibi görünüyor. Normalde sol tarafta radara baktığımızda ateş edildiğinde adamlar görünüyor ya. Aynen öyle kırmızı bir nokta çıkıyor orada. Diyorlar ki aha adam burada. İyi oyuncular tabii ki bunu çok hızlı fark ediyor sesinden. Ama ve lakin şu an bunda bir bug var. Ne biliyor musunuz? Aynen şunun işlevini görüyor arkadaşlar şu an. Eşittir. Şu anki metada motion spotter takıp decoy grenade atıyorsun. Böylece iki yerden adam görüyorsun. Manyak güzel bir şey. Ha bu arada buna gerçekten çok kanan insan da var. Utility slot infiltrator'ın kendine özel olanı. Bakın burada universal vardı. Bu infiltrator'ın kendine özeli. Bouncing Betty diye bir patlayıcı koyuyoruz yere. Tamam. İkinci seviyesinde iki tane oluyor. Birinci seviyesinde bir tane. Çoğu adamın ölmesi için iki tane lazım. Onu da bilin. Bir tanesi birçok insanı öldürmez. Yere mine kuruyorsun. Adam üzerinden geçerken boom. Dıngı bom. Evet. Şimdi geldim buraya. Bunu neden burada anlatıyorum? Çünkü bunun açıklaması orada yazmıyor düzgün şekilde. Hunter Cloaking normalde zaten sizin başladığınız şey. F'ye bastığınızda 12 saniye boyunca görünmez oluyorsunuz. Birinci seviyesinde 12 saniyede ancak geri doluyor. En son seviyeye şu anki gibi gördüğünüz gibi çıkarttığınızda 12 saniye boyunca görünmez olabiliyorsunuz. Ama 7 saniyede geri doluyor. Bu yüzden kendine göre bir güzelliği var. Nano Armor'a en son geçeceğim. Stalker dediğimiz şey 16 saniye boyunca görünmez oluyorsunuz son seviyesinde ve 10 saniyede tekrar görünür doluyor bu. Şimdi bunun en güzeli ne biliyor musunuz? Siz hareket etmediğiniz sürece bu hala doluyor. Tamamen görünmezsiniz. Yani bir yere pusuyorsun abi, basıyorsun F'ye. Dünyanın sonu gelene kadar, kafana orbital yiyene kadar, biri şans eseri seni bulana kadar sen orada rahat rahat oturabiliyorsun. 16 saniyelik bir aralığa sahip olduğu için de hareket ederken 16 saniyede anca çöküyor. Çok rahat yer değiştirebiliyorsun. Peki bunun dezavantajı ne? Bak burada yazmış. Birincil silahlarını kullanamıyorsun. Eşittir eline alıp taramalı tüfeği ya da eline alıp sniper'ı bir yere oturup saatlerce bekleyemiyorsun. Adamları pistolle ya da crossbow'la öldürmek zorundasın. Nano Armor Cloaking dediğimiz şey. Sana normalde 400 olan shield'ına 100 shield ekliyor ve 500 shield oluyor böylece. Yani normal bir insanla birebir hale geliyorsun. Birincisi. İkincisi, son seviyeye getirdiğinde adamdan kaçarken F'ye basıyorsun ama o seni yine de vuruyor ya. Burada %35 o taramalı tüfek hasarlarını azaltıyor ayrıca. Yani normal Nano Weave Armor'ını taktın bir de bunu açtın. Gerçekten bildiğin ölümsüz gibi adamdan kaçabiliyorsun. Nano Armor will remain active for 8.5 seconds. İngilizce mi konuşturdum? Artistliğe bak. Olay ne? 8.5 saniye boyunca bunu açabiliyorsunuz ve son seviyesinde 11 saniyede anca geri doluyor. Yani diğerlerindeki gibi verimli bir görünmezliğe sahip değil. Eşittir bunun tercihi sana kalmış. Bazı arkadaşlar bunu yakın mesafede kullanmayı tercih ediyorlar. Bazı arkadaşlar uzak mesafede kullanmayı tercih ediyorlar. Ana mantık tamamen senin oyun tarzın olmalı. Tamam? Şimdi benim mesela yakın mesafe build'imde Nano Armor Cloaking'i ben kullanmıyorum. Ben Hunter Cloaking kullanıyorum. Yakın mesafede ben bu build'le oynarken kendi metama göre bu çok kolay yer değiştirmemi sağlayacak. Çünkü 12 saniye boyunca koşabiliyorum oradan oraya ve 7 saniyede geri fulleniyor. Bu daha hızlı koşmamı sağlayacak. Çünkü %10 daha hızlı koşuyorum. Bu Frag Grenade, EMP Grenade değil. Neden Frag Grenade? Çünkü birkaç tane adamı bir arada gördüğümde en azından onların dağılmasını istiyorum. O yüzden ortalarına bunu atıveriyorum. Bu hayatta kalmamı arttırıyor. Takip edilmemek için eğer çok takip edilebileceğim bir yerdeysem bunu da kullanabilirim bazen. Ama genelde Restoration Kit kullanıyorum. Peki neden Restoration'da Medical değil? Restoration'ı kullanıyorum çünkü etrafta kaçarken sürekli hasar almaya devam edeceğim. Ve Nano Armor Cloaking'im olmadığı için bu hasar sürekli yansıyacak bana. O yüzden ben bunu tercih ediyorum bu build'imde. Koşu hızımı arttırması için
Bunu alıyorum kendime. Çünkü 6 saniyeden uzun süre koşmaya başladığında %10 sana koşu hızı veriyor. Ve daha hızlı başlıyorsun koşmaya. Eşittir adamla aranı daha hızlı açabiliyorsun. Ben zaten 12 saniye boyunca görünmez koşuyorum. Eşittir beni çok rahatlatıyor bu. Son olarak da Assassin kullanıyorum. 50 metrenin ötesindeki adamları öldürdüğümde bu işe yarıyormuş gibi görünebilir ama daha önce açıkladığım gibi headshot kill'le ne kadar mesafe olduğu önemli değil. Adamı headshot'tan öldürüyorsan senin üzerindeki Q'yu siliyor ve bir saniye boyunca Q'lanmanı engelliyor. Eşittir insanların beni haritada takip etmesini böylece engelliyorum. Şimdi bununla bir köşeye geçip adam avlamıyorum ben. Benim bu oyun tarzım. Geçtim bir köşeye, adamı gördüm, kafasından vurduğum gibi koşmaya başlıyorum. Tamam? Neden? Çünkü bu onun üzerine kurulmuş bir şey. Sürekli yerimi değiştirerek, sürekli pozisyonumu değiştirerek ona göre sürekli kill topluyorum. Çok uğraştırıcı bir build ama bu benim Jager build'im. Bu live server build'im değil. Jager'de savaşlar belirli olduğu için 6'ya 6, 12'ye 12 falan filan gibi şeyler olduğu için bu build benim çok işime yarıyor Jager'deyken. Live'da da ben bunu kullanıyorum ama çok daha uğraştırıcı oluyor ve ölme riskim çok fazla oluyor. Bu yeni çıkan containment site'larda mesela bunu denedim. Orada mesela çok güzel oluyor. Neden? Çünkü kaçacak çok fazla yer var. Okey. Aynı mantıkla sana uzun mesafe build'imi anlatayım. Uzun mesafede susturucu kullanan arkadaşlar da var ama bu gerçekten daha uzun mesafe. Bu live build'im bu arada. Burada da 24 ve 24 build'lerimden bir tanesi bu. Bak burada nano armor kullanıyorum. Ne kadar saçma, değil mi? Ya uzak mesafedesin. Neden buna ihtiyaç duyasın? Neden buna ihtiyaç duyayım? Çünkü ben uzak mesafedeyken bir adama ateş ettiğimde başka bir infiltrator benim gibileri avlamak için dağlara bakıyor olacak. Eşittir. Buradan 100 health kazanıyorum. Üzerimde nano armor'ı tuttuğum için 500 health'im oldu. Buradan 50 shield health daha kazanıyorum. Yanımda medic falan olmayacak abi. Bu ikisi sayesinde zaten tek mermide ölmeyeceğimi neredeyse garantiledim. Üzerine Bionics takıyorum. 400 health'imi veriyorum, 400 shield alıyorum. Eşittir adam bana vurdu. 900 hasar aldım, 950 hasar aldım. Bunun hepsi shield'ımdan gitti. Hala da hiç health'ime zarar almadım. Üzerine ben bunu takıyorum. Böylece %50 daha hızlı doluyor shield'ım. Tak, hemen tekrar geri çıkıyorum ve adamın kafasına full health'le geri ateş ediyorum. Eğer adamlar bana yakınlaşıyorsa, bak decoy grenade'im var. Sanki oradan ateş etmişim gibi hemen bir yere onu fırlatıyorum. Kaçmaya başlıyorum. Ve cloak'umu açtığımda haritada parlamamak için gece görüşüyle beni arayan biri varsa tık bunu taktığım için de parlamıyorum. Üzerine sağa sola kaymaya başladığımda %35 daha hızlı hareket etmeye başlıyorum biraz daha sonra. Normalden daha sonra. Açıklamıştım bunu zaten. Bu ikisi benim Infiltrator'a daha böyle dar alanlardaki yaklaşımım. Bu ne, bu demek değil ki işte hani bunun doğrusu budur. Herkesin kendine göre bir oyun tarzı vardır. Alışılmışın dışında olan build'leri gösterdim ki sana sen de alışılmışın dışında bir oyun tarzı yaratmaktan çekinme. Bu oyunun veteranları her zaman bu şekilde düşünürler. Nasıl hayatta kalırım? Nasıl kaçarım? Çünkü bu ikisi sayesinde, nasıl kaçarım sayesinde zaten daha fazla kill almayı öğreniyorsun bu oyunda, tamam? Ama standart olsun, Stalker'a da bir örneğimiz olsun. Bir tane emisleri takmışım ki taramalı tüfek olsun. Burası çalışmıyor bildiğin üzere. Stalker'ımı takmışım. Yine Adrenaline Pump takmışım. Etrafta hızlıca koşabilmek için. Yine Decoy Grenade takmışım. Bu sefer adamlar beni takip edemesin diye Bouncing Bat'i takmışım. Deep Operative takmışım çünkü gidip saklanacağım yere ulaşmadan en azından 12 saniye geçecektir. O 12 saniye boyunca en azından görünmezliğimin %75 yok olacağını biliyorum. Eşittir. Ha bir de şans eseri karşıma biri geldi. Tak onu da öldürdüm. 9 saniyeye düştü. Bastım F'ye oturdum. Tamamen görünmezim abi. Bitti gitti. Bunu da kendim onu bunu patlatmamak için kullanıyorum. Yerde mayın varsa her zaman ölüyorsun Stalker olsan da. Ha bunun yerine ne kullanılabilir? Bunun yerine abi çok güzel bir şekilde Cat-like kullanılabilir. Hani Containment Site'da mesela Cat-like özellikle inanılmaz işe yarıyor. Çatır çutur havalandırmalardan geçiyorsun, ediyorsun. Evet, ana mantığım bu.
Değil mi? Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru sorun ulaşmak istediğinde aşağıdaki Discord adresinden de ulaşabilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim. İnşallah, umarım yardımcı olmuştur bu bilgiler sana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.